Meyhanede Kadınlar Hüseyin Rahmi Gürpınar Sol gözü biraz şaşı fakat tatlı. Saçları siyah astragan kıvırcıklığında. Kirpikleri ince bir teğelden sökülmüş ibrişim gibi büküm büküm. Vücut beyaz, uzun, narin, asabi, kocasını zeklendiği vakit dilini çıkartmak adetidir. Şehri Bey bu hakarete idmanlıdır. Hüzünlü bir gülümsemeyle karşılık verir. Fakat kaynına köpürür, kendinden geçer. Kızgın bir yaz gününün fırınlanmış soluğu ara sıra o köyü yalarken ikindiye doğru karı koca biraz serinlik bulmak için bahçenin sulanmış gölge bir köşesine çekildiler. Uzun bir öğle uykusundan yeni kalkan kaynana evin içinde tembel tembel dolaşırken bahçeden hararetli hararetli bir söylenme duydu. İşitmek için evin en elverişli penceresine yanaşarak kulak verdi. Kendi kendine konuşmak tuhaflığıyla tanınmıştı. Yanında bir başkası varmış gibi kendi sorularına yine kendi karşılık verirdi. Derin bir iniltiyle, ''Ah'' dedi, ''Ah'' biri burgu öteki tahta. Yine oğluma vır, vır 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 yiyip bitiriyor. Ne dayanıklı erkek bilmem ki. Geçen gün kocasına iskarpinlerini bağlatıyordu. Evet ayağını burnuna uzatmış bağlatıyordu. Öteki lostracı gibi bu aşağılık işi görürken karı demesin mi? Aman fena yaptın çöz bir daha bağla. Küt küt oğlumun arkasını da yumrukluyor. Ana ol da gel buna dayan bakalım. Kızınca arsız mahalle kızları gibi dilini çıkarır. Edepsiz ekmekçi küreği gibi nah işte bu kadar uzun dili var. Görseniz iki dudağının arasından bir yılan fırladı sanırsınız. Bunun zehri uzun hayvanınkinden çok dehşetlidir. Soktuğunu öldürür. Gelin değil canlı bir felaket. Felaket. Her şeye üstelik kendi kocasıyla beraber içki içiyor. Erkek içsin de kadın niçin içmesinmiş? Her işte kadın erkekle boy ölçüşebilir mi ayol? Ben yanlarına gidince hemen lakırdayı değiştiriverirler. verirler. Eh e olsun olsun gideyim bakayım oğlumu bir parçacık dırdırdan kurtarmış olurum hep. Büyük hanım şişman vücudunu ağır adımlarının üzerinde tarta tarta asık bir suratla bahçeye iner. Kaynanasını görür görmez gelinin nevri döner, lakırdayı keser, başını öbür yana çevirir. İhtiyar kadın bu açık kabalığa karşı bozulur. Kavgaya hazırlanan dudakları titremeye başlar. Şehri bey parlayacak ağız dalaşını bastırmak için annesiyle karısı arasında tuhaf bir durum takınır. Kaynana, dır 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 ne görüşüyordunuz, ben gelir gelmez şıpadak lakırdayı kestiniz ha? Gelin put gibi inatçı, kaba, susmayı sürdürüyor. Şehri Bey çekişmeyi hafifletmek için iki madde arasına konan balon gibi söze atılarak e, içki yasağı üzerine konuşuyordu. E, i̇nsan karısıyla içki lakırdısı eder mi? Gelin iskemle üzerinde fırır adak dönerek, Eder, bundan sonra kadın her meseleye karışacaktır. Her şeyde ama her şeyde onun da fikri sorulacak, Oya alınacak onun da. Koca vücudunla kalın kafanla salapurya gibi sen söze yanaşma öyle. Kaynana, madem ki kadın her şeye karışacakmış ben niçin susayım? Gelin, doğurmak mutluluğundan kaldıktan sonra kadın kadın değildir. Kadın değildir ya nedir? Oğullarının, kızlarının, gelinlerinin, torunlarının üzerine baş belasıdır, tamam mı? Sivri dilli, edepsiz. Gelin dilini çıkararak, nah, hı, işte sivrimi, yassımı gör. Aman şeytan görsün yılan karı. Şehri Bey araya girdi. Karıcığım, anneciğim Allah aşkına susunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ara yerde ben eriyorum, bitiyorum vallahi. Karının bana öfkesi nedendir bilmiyorum oğlum. Meliha ailece buraya taşınmışlar. Sefa geldinize gittim. Kabahatim bu. Gelin bana nispet olsun diye gittin, dedi. Onunla sana niçin nispet yapayım ayol? Benden önce oğluna Melia'yı alacakmışsın ya. Ha, öyle bir söz olduydu fakat kısmet değilmiş. Oğlum seni aldı. O da başkasına vardı. Artık şimdi bunu uzatacak ne var? Çok arzu etmişsin, çok uğraşmışsın ama olmamış. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Çok istedim de ama işte benim talihsizliğim, oğlumun talihsizliği bir türlü olmadı. Oğlunun talihsizliği mi? Ee, öyle ya, Melia senden güzel, zeki, edepli, ince şeyleri kavrayışlı, iyi huylu, soylu bir kız. Senin gibi varayoa dilini çıkaran kenarın dilberi değil, talimiz olaydı ona düşerdik. Şehri Bey, anne, anne dedi, böyle münasebetsiz sözlerle niçin dilliğimizi bozuyorsun? Ben karıcığımdan memnunum, talime bin defa teşekkür ediyorum. Anan olduğum için senin gönlünü kendiminki gibi bilirim. Memnun değilsin. Ama ne yapalım bu yılan uylu karıya bir defa düştün. Namus belası şehrine lanet diyerek çekip gidiyorsun oğlum. Bir fırtına gibi yerinden kabaran Bahriye Hanım iki yumruğunu kalçalarına dayadıktan sonra gözlerinin alevlerini kocasının suratına saçarak ''Söyle bakalım şehri öyle mi diyorsun?'' Vallahi değil karacığım ne münasebet hiç benim ağzımdan öne söz çıkar mı? Ha, çıktı mı? Çıkmadı da buna kanan senin tarafından vekilinmiş gibi bu yolda saçmalar savurmaya nasıl cesaret ediyor peki? Kaynana, cesareti mesareti yok dedi, oğlumu büyüledin, ağzını dilini bağladın, zavallıcık bir mektep çocuğu gibi karşında kemküm edip duruyor, içindekini söyleyemiyor ki, ben oğulcuğumun kalbini bilirim diyorum sana, ben onun anasıyım, anası, o benim yüreğimden koptu, sen kim oluyorsun? Ben de karısıyım, Ah el kızı, bir sözle yakın, bir sözle uzak. Aman yavaş gel cadı, hala Sultan Aziz zamanı kafasıyla yaşıyorsun. Bundan sonra kocalar karılarını değil, isterlerse karılar kocalarını boşayacaklar. Kocasının arkasına iki yumruk indirdi. Kadınlar erkeklerini dövecekler. Kadınlar yüzyıllardır çektikleri Asya'ya ait esirliğin tepkisi dönemindedirler. İntikamlarını alacaklar. Paşalar, beyler, efendiler Ankara'da değil, gökyüzünün en üst katında toplantı yapsalar hava kızlarıyla baş edemeyecekler, tamam mı? Savaştan sonra erkek azalmış, kadın çoğalmışmış. Daha iyi ya. Demek ki sayıcı erkeklerden üstünüz. Bizim dediğimiz olacak, tamam mı? Bizim dediğimiz olacak. Şehri, ananın terbiyesini vereceksen ver, vermeyeceksen, aczini açıkça söyle, yapacağımı ben bilirim. Kaynana, ''Ay merak ettim. Söyle bakalım ne yapacakmışsın?'' ''Kocamla şimdi şurada deniz kenarındaki Apostol'un meyhanesine gideceğim.'' Baş parmağıyla ağzına doğru içki işareti yaptı. ''Atacağım, atacağım. Kafayı bir güzelce tuttuktan sonra da gelip seni pataklayacağım cadı.'' O akşam Bahriye Hanım kocasıyla birlikte Apostol'un gazinosuna giderler. Eski gaz tenekelerine dikilmiş boru, kahkaha çiçekleri arasında denize karşı otururlar. Tabakların, bardakların temiz olması için sıkı sıkı tembihler ederek mezeler biralar ısmarlarlar. Halk müsaadesi büyük bir lütuf biçiminde yeni bildirilmiş olan bu soğuk içkiyle serinlemekten meyhaneye tanıdık bir çift daha gelir. Bu ikisi de karı koca, Ferdi Bey ile Adalet Hanım. Bunlar da bitişik masaya otururlar. Bardak bardağa, tokalarla konuşmalar, gülüşmeler başlar. Cadalos kaynanasının hücumlarıyla kanı dönen, sinirleri gerilen Bahriye Hanım öfkesini bir ayla yudum yudum yatıştırırken neşeli bakışlarla söze girişir. Bugünleri gösteren Allah'a bin şükürler olsun. Kadınları kafesten kurtaran cumhuriyete sonsuz şükranlar. Oh! Hele Türk kadını boza içmekten kurtuldu. Öteki dünyada, Kevser Vadi yaşadığımız dünyadaki bütün ilişkileri yasaklayan bol çakşırlı, sofu, kalın kafalı, bütün gericileri çevreni topla ve vefanın mırımlık dolu mermer küpleri içine dalıp çıkınız. Ayranla, şerbetle karnını şişiren neşesiz bir millet hiçbir vakit şampanya ile düşünenlere yetişemez. Tokalar, kahkahalar, kime olduğu pek belli olmayarak yaşasın sesleri. Adalet Hanım dedi ki, Şimdiye kadar kadının hiçbir yerde sesi, tenkit hakkı yoktu değil mi? Bahriye Hanım, tenkit hakkı herhangi bir meselede çekinmeden en doğru ve en açık söylenendir dedi. Hükümetin bir zamandır içki hakkındaki yasağına ne dersiniz? Hükümet bu yasağı koymakla içki içmeyi engellemek şöyle dursun. Herkesi içmek için kışkırttı, kışkırttı, isteği arttırdı. Bu yasaktan sonra içkiye rağbet yüz kat arttı. En pis, zararlı rakılar üç dört yüze satıldı. Bütün meyhanelerde küp gibi tortularına kadar bayat sermayeler sürüldü. Hiç kullanmayanlara bile iştah geldi. Her tarafta yeniden imbikler ısmarlandı. ''Ferdi Bey, bir şeyi yaymak istemiyor musunuz zaten? Yasaklayınız.'' dedi. Adalet Hanım, ''Açık olmayan bir yasaklama.'' Hükümet kapalı şişe, açık şişe, dam altında damsız yerde içenlerle kendini bilecek bilmeyecek kadar sarhoş olanlar bir okkadan fazla eksik gibi ayarsız, ölçüsüz, tartılı tartısız, uygulanması olan haksız muammalarla oynarken sokaklar sarhoş naralarıyla inliyor. Zabıta her gün birbirini vuran öldüren en korkunç sarhoşluk olayları kaydediyordu. E, haklısın karıcığım bir şey ya yasaklanır ya yasaklanmaz kanun yapanlarla beraber ya hepimiz ellerimizi göğüslerimize koyarak bu uğursuza yürek temizliğiyle tövbe etmeliyiz yahut ki içenlerin keyiflerine dokunmamalıyız. Kötüye kullanmaya elverişli yarım tertip kanun olmaz. Sözü geçer olmayı, haysiyeti kırdıracak biçimde kanun yapmak günahtır. İçki yasağının yürürlükte olduğu bir günde bağıran sarhoşu çal yaka etmeli. En ağır cezaya çarpmalı. Kanunun geçerliliği amansız olunca ve daima ruh bulunca tıs ses kesilir. Sürekli biçimde aflarla iptal edilmek için kanun yapılmaz. Sonra halk hükümetle, yüz göz ve zabıtaya karşı itaatsiz olur. Yasak yürürlükteyken zabıtanın kendi eliyle kendi olaylar defterine sarhoş polislerin halka tecavüzünü yazması ne acı Adalet Hanım bey dedi bilirsin ki yasaklanmadan önce boğazıma bir damla içki girmemişti. Sen evde yalnızca içerken can sıkıntısıyla beni de zorlardın. Şöyle böyle bir iki defa tattımdı. Hoşuma gitti. Şimdi içiyorum. Bahriye Hanım şıkır şıkır iki bardağı birbirine vurarak ''Garson, garson, gel mezeleri tazele oğlum, bira getir. Ah neyi neyi hayatın acılarını ara sıra bu kadehlerin dibinde boğmak ha.'' Kaynana cadalozluğunu unutur gibi oldum. Birkaç şişe daha atıldıktan sonra kafalar tatlı bir neşeyle dumanlandı. Hanımlar masaların mermerleri üzerinde tempo tutarak hafiften şarkı söylemeye bile başladılar. Köşeye sıkışmış ihtiyar sarhoşun biri önüne göstermelik bir şişe bira koydurduktan sonra koltuğunun altındaki pencere süresine fincan içinde rakı taşıttırıp duruyordu. Garson dolusunu getirip boş fincanı aldıkça, ''Getir yavrum, getir. Dünyada bu yasak rakı kadar lezzetli bir şey tatmadığımı söylersem inan bana. Nur olsunlar, içkinin değerini iki kat arttırdılar. İçen tadını duyuyor, satan ihya oluyor. Dam altında içilirmiş de dışarıda içilmezmiş. Yan cebime koyuver bu lafları. Önceleri bir dam altında gizlenen şeyler şimdi hep açıkta oluyor.'' Yavrum Niko, Şimdi rakı nerede içilmiyor? Sen söyle bana. Şirket vapurlarında mı? Deniz yolları tontonlarında mı? Trende mi? Uçakta mı? İzmir'de mi? Ankara'da mı? Günde on bin, yirmi bin kişi içiyor be. İki kişi tutuluyor. O da en ayıcı hareket ettikleri için. Selahattin meyhanelerinin bikleri dolup dolup boşalıyor. Ayda yılda bir yakalanan ya oluyor ya olmuyor. O da malını sigorta etmenin yolunu bilmediği için. Fincana işaret etti. ''Bu sıvının önünde ısrar edebilecek kuvvet dünyada düşünülebilir mi? Rakının içmesi yasak, sapması yasak, satması yasak, dışarıdan getirilmesi yasak. Söyle yavrum sizin bodrumdaki küplere, damacanalara bu uğursuz şey yağmur borularından mı akıyor?'' Ha? İçki yasaklık adına böyle bir sürüm dönemine girdi. Zavallı Mansar Osman'cım, yeşil ayın sembolü, yeşil papağan gibi tünediğin kürsülerde sen çırpına çırpına aykır dur. Sen içkili kafaların bozulmuş dümalarına dokundurduğun usta parmağını halka kaldırarak tiksintili bir şefkatle tehlikeyi haber veriyorsun. Zehirden şifa beklenilmez. Onunla zevk edilmez. Eğer bu geçici delilik bir zevk sayılabilirse emin olunuz tedavim altında bulunan zavallıların içinde bu zevklenmede sekiz kat üstün olanlar vardır diyorsun. Ah fennin iyiliksever çalışkan evladı. Sözün çok doğru ama ben akıllı zamanlarımı bu geçici deliliği tercih ediyorum. Şifa yurdunda bana bir hücre hazırla. Beni nasıl iyi edeceğini sana söyleyeyim. Hasta dimağımın üzerine birkaç kova ispirto dök. Garson Niko yarıdan çoğun anlamadığı bu saçma sapan sarhoş sözlerini açık ağızla dinlerken karşıdan hanımlar ezgili makamdan yavaş yavaş şarkıya girişirler. İç bade güzelse varsa aklı şuurun, dünya vahrimiş ya ki yokmuş ne umurun. Sarhoş, Vay alam babam buna can dayanır mı ha? hadi Niko böyle fincan fincan başa çıkamayacağız ha yarım okuluğu doldur be getir iskemlemin altına koy ha, hadi oğlum yasaktır bey baba sonra hepimiz ceza yiyoruz getir ulan anasını sattığımın dünyası be polis mi gelecek jandarma mı gelecek ha birkaç tek ikramla gönüllerini alırım gelsinler Tenezzül edip İstanbul valisi burayı şereflendirseler bir iki tokayla işi geçiştiririm ben. Sen getir oğlum. Her zaman ziyafetlerde şampanya içilmez ya. Yasaktan sonra rakılar ne hale geldi ya. Tatsın da anlasın. Görevlidir. Bu soyucu zamanın vergiye tabi kılmadığı yalnız karı koca arasındaki gizli muamele kaldı. Bu geçiştirmede kontrolün zorluğundan olsa gerek. Hadi be, hadi bir rafiye. Darson gitti hanımlar şarkıyı değiştirdiler. Çekme elemi derdini bu dehri fenanın, Eldestini bu seyle hemen piri muganın, sunsun sana bir bade ki rahat bulacağının, anlarsın o demde nicedir zevki cihanın. Zevk ister misin, meyle meyhanede vardır, her ne varsa haleti mestanede vardır. Sara şöyle diyordu. Kimdir bu manasız yasağı çıkaranı? Rakı asıl bundan sonra içilecek o kadar. Eski zamanlarda varını yoğunu feda etsen meyhanede böyle genç güzel hanımlara türkü söyletemezdin. Bu zevki kırk çıplak dilberle amama giren sakalları mücevherli sultanlar bile sürememişler be. Masar Osmancığım, observasyon defterini aç. Bundan sonra işitilmemiş şeyler yazacaksın ha. Önceleri yalnız babalar sarhoştu, şimdi anaları da dünya kaygılarını ispirto içinde eritmeye başladı. Bir çift alkolün kanından meydana gelecek tölü düşün. Eczane vitrinlerinde şişe kavanozlara konmuş türlü türlü hastalık örnekleri, kötü oluşum turşuları seyredeceğiz. <laughs> Hanımlar ne de güzel okuyorlar be. Ömrüm artıyor ha. Fakat şimdi onların burada tatlı tatlı gülüp eğlendiklerine bakmamalı. Evdeki halleri çok geçimsiz dalacan. Dört kara aldım bıraktım. Kanunca çilemi doldurdum ben. Artık beşinciyi denemek istemem ama. Şimdi kiralık nazeninlerle yaşıyorum. Yalnız Arnavut köyünde çilek Çamlıca'da kiraz yedi kulede marul yetişmez. Bu memleket sinirli kadın fideliği. Benden yana pas o. İmamın duasıyla artık başıma telli bulu bir bela almak arzusunda değilim. Ortada yara gizli bazı laflar dönüyor. Nikahla beraber bütün sosyal kanunlar kaldırılacakmış. Bunun için her ülkede el altından çalışan gizli dernekler varmış. Oh oh ne iyi be. Masrafından korkarak karılarına boşayamayan birçok zavallı sevinecek ha. Ulan Niko. Hani ya hani. Niko tuhaf bir sırıtışla gelerek. Ne istiyor? <laughs> ne, mi istiyor? Ulan şimdi açarım ağzımı ha. Şişeyle getirmedin bari fincanlara devam et oğlum. İşitmiyor musun be domuz? Hanımlar söz inaktan okuyorlar. Rakısız durulur mu be burada? Bu bülbüller birkaç gün daha böyle şakırlarsa bu yasaklık zamanında vallahi müşterilere rakı yetiştiremezsiniz ha. Banker olursunuz ben söyleyeyim. Hadi Ligora be hadi hadi. Usta söylüyor ki yasaktır. Ulan karşıda hanımlar oluyor. Öbür köşedeki efendiler olmak üzere. E ben oldum. Bundan sonra mı yasak çıkarıyorsunuz be? Rakın noktasını 1500'e satmak istiyorsunuz. Maksat bu değil mi? Çağır lan bana ustanı. Çırak gitti, şişko karnından Donbay kıçına doğru kirli bir önlük dolamış, katmerli çenesinde bir parmak kırçıl sakal sürmüş fıçı gibi bir herif geldi. Ne istiyor be Umi? Rakı. <laughs> 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 A veremem beyim. Niçin? <laughs> yasaktır. Şimdi bana kızından kısırağından başlatma oğlum. Bir ay isterseniz vereyim ama rakı veremem. Nizam böyle. Deminden beri fincan içinde gönderdiğin rakı değil mi la? Ağabeyim hatırı için üç dört tane gönderdim. Fazla veremem. Sen nizamnameyi okudun mu? He? E, okumayı bilmiyorum. Nizamname üstü kapalı yerde her türlüsü içilir diyor. Bak burası salaş üstü pedavra tartalarıyla örtülü. O nizamname sarhoşları üzüp meyhanecilere on kat fazla kazandırmak için yapıldı ha. Bak içki kesinlikle yasaktır demiyor. 40 dereden su getiriyorlar anladın mı? Nedenini ne yapanlar biliyor, ne okuyanlar. Hep bu belirli olmayan sözler her ağızdan türlü yorumlara uğrayan dedikodular rakının sürümünü arttırmaktan başka bir manaya gelmez. Hiçbir idare bu yasaklık dönemindeki kadar manyanecilerin yüzlerini güldürmedi. Hadi benim gıdamı gönder, yoksa rakı fıçılarını sakladığın yere gider hükümete ihbar eder mi? Apostol telaşla fırtınada çalkalanan şamandıra gibi bacaklarının üzerinde sallanarak hani ''Nerede var Rakıf üçü? ''Ben biliyorum. İşte bir tanesi karşımda duruyor sen. E ben. Öyle ya senden iyi rakı fıçısı mı olur? Beş dakika yanında duran kokudan yirmi beş lira atmış kadar sarhoş olur bu herif. Bu güzel koku senin üzerine nereden ya böyle he? ''Efendi söyleme böyle sonra üstümde arayacaklar bir dirham koku için kim bilir kaç lira ceza koyacaklar.'' ''Korkma be midelerdeki tonun miktarını ölçmek için henüz böyle bir sondaj aracı icat edilmedi.'' ''Edileydi yasak sözünü ağzına almaya kim cesaret edebilirdi ha?'' Sarhoşu tutuklamaya cezalandırmaya kalkana derhal bu aracı uygulayarak Efendi sen önce kendi midenin cezasını ver sonra benimkinin hesabına bakalım denirdi. Apostol, madem nizamnameden bir şey anlamıyorsun, barodan ıskartaya çıkarılmış avukatlardan birini çağıralım ha. Bize bunun metnini yorumlasın. Katabiliriz. Beni iyi dinle. Nizamnamede üstü kapalı yerde içilir diyor. Bak üstü kapalı. Ama nasıl? Keremitli mi, çinkoyla mı, mi, beton arma ile mi? Orada açıklık yok. Bunun için çadır altında içilebilir. Şemsiyeni açar altına sığınır, sokak ortasında rahat rahat atarsın tamam mı? Kendini tütsülüyormuşsun gibi başına bir örtü çekersin, lakıyı hop dikersin. Yahut bektaşı gibi kadehinin üzerine avcunla kapatırsın, dem beyazını hop yuvarlarsın. Bunun için kimse seni suçüstü yakalayamaz. Çünkü bu hareketinle kanunun metnine zerrece uymamazlık etmiyorsun. Ha? Tamam mı? Burada meyhaneciyle sarhoş becerleşirken öbür tarafta sayılara atan biralar hanımların nazik başlarını iyice döndürmüştü. Şarkılar ağırdan yavaştan tize doğru yükselmek tehlikesini gösterince kocaları biraz telaş aldı. Ama Şehri Bey karısının yasaklanan şeyi yapmaya çok arzulu bir inatçı olduğunu bildiği için açıktan açığa karşı çıkmaya cesaret edemeyerek içinden kıvranmaya başladı. Ferdi Bey karısına söz anlatmakta daha cesur davranarak kulağına fakat ötekilere de işittirecek biçimde adalet dedi. Şarkının perdesi gittikçe yükseliyor yavrum. Daha yavaş mı söyleyeyim? Yahu bütün bütün kesseniz daha memnun oluruz ha. Aa ne var bey burası köy gazinosu kimse yok. Ben görüyorum vitrinlerin dışında beş on seyirci peyda oldu. Türk kadınının gazinoda içmesi ve sonra da çalıp çağırması bu çevrenin çok garip gördüğü bir şey belki de hazmedemeyeceği bir şey. Eğlenceyi tadında kesersek he, iyi olur sanırım. Şehri Bey bu sözlerden biraz cesaret alarak ''Birader bey çok haklı söylüyor. Bakın uzaktan bir polis dolaşıyor.'' dedi. Ferdi Bey ''Evet evet.'' dedi. ''Polis Hakkı Efendi. Görevine bağlı çok terbiyeli bir çocuk. Gelip bir şey söyleyemiyor ama kendini göstermesi yeter. Anlamalıyız. Ona da bir sorumluluk gelmesin. Tamam mı? Zaman acayip.'' Bahriye Hanım erkeklerin bu ihtarlarını kadınlığa karşı bir baskı, bir tecavüz sayarak önce sarardı, sonra yerinde kaynaya kaynaya bira şişesini sert sert mermere vurarak ''Garson, garson, koş bira getir.'' dedi. Hanımın bu kabarışını öyle pek de iyiye yormayan arkadaşları, birbirlerine tuhaf tuhaf bakışlarından o göğsünün kırgınlığını sesinde dalgalandırarak ''Beyefendiler, bir cinayet işlemiyorum ki beni polisle korkutuyorsunuz.'' biz şurada iki kadınız, siz de kocamızsınız. Köy halkı için bu gerçek ispata muhtaç bir şey değil. Kocalarımızla beraber şurada birkaç şişe bira içip eğleniyoruz. Polisin bizi korkutmak için karşıdan umacılık yapmaya ne yetkisi var? Evimde oh diye bir soluk alamam. Çünkü acı yüze suratıyla derhal karşıma kaynanam çıkar. Sokakta polis. İki adım ötede hoca. Bu memlekette keyfinizce eğlenmek istediniz mi? Konunuz, komşunuz, bütün mahalle, bütün il karşı koyar, size ayıplar. Açık, mertçe eğlenmeye tahammül edemezler. Fakat gizli ahlaksızlık içimizi kemirir, durur. Ferdi Bey, hanımefendi biraz azıcık başınızı çarptı sanırım, dedi. Bahriye Hanım, belki, dedi. Bir iki söze müsaade eder misiniz? Müsaade ne demek? herkes hürdür, dilediğini söyleyebilir. Fakat yalnız aramızda açılan şeyin bir hak ve mantık düellosu olduğunu unutmayınız. Bahsi kaybeden silahını aşağı indirmelidir. Ferdi Bey şüphesiz dedi. Bahri Hanım buyurunuz öyleyse diye cevap verdi. Ben böyle bir yerde değil sizin gibi terbiyeli bir aileye mensup aydın, açık fikirli bir hanımın şöyle böyle bir erkeğin bile içip de türkü çağırmasını hoş göremem. E, ''Afedersiniz beyefendi, siz kendi fikrinizi yanılmaz bir ölçü sayarak keyfinize göre hüküm veriyorsunuz. Sizin hoşunuza gitmeyen bir şey bana ve bir başkasına çok hoş gelebilir.'' E, ''Hayır, hoşa gitmekle yapılacak şeyin, afedersiniz, gelenek ve terbiyeye uygunluğu arasında bir uçurum vardır. Hoşa giden her şey her yerde yapılamaz ve her terbiyeli insan bu fikirde benimle birleşmektedir.'' Bunlar modaları çoktan sağlamışla kırdılar. Bununla birlikte her iki taraf için bir yorgunluk olsa da tartışmadan kaçmayacağım. Siz terbiye kelimesinden ne anlıyorsunuz ha? Önce bana onu açıklar mısınız? Huzurunuzda bunu açıklamaya çekiniyorum çünkü bu kelimenin tanımını benden işitmeye muhtaç olmadığınıza kesinlikle inanıyorum. Terbiyeli insan, terbiyeli hayvan, terbiyeli maymun. Görüyorsunuz ki kelimenin kendinde bir soyluluk var. Bir insana, bir köpeğe, bir ayıya da uygulanabiliyor. Şimdi sizden sorarım. Kendi ormanında, ininde, kendi halkı, tabi huy ve adetleriyle yaşayan bir ayı mı makbuldür? Yoksa eğitimci bir çingenenin sopasından korkarak seyircilerin karşısında göbek atan hayvan mı? Hanımefendi, çok zekisiniz. Rehberlerden yoksulluğundan ötürü coşkun zekanız yolunu şaşırmış. Böyle komplimanlarla sözümü kesmeyiniz lütfen. Terbiye demek herhangi bir yaratıkta doğuştan var olmayan bir şeyi ona korkutmayla, dayakla, işkenceyle, zorla telkine uğraşmak demektir. Bunun için terbiye, uygarlık hilecisinin yüzümüze sürmeye çabaladığı bir sahtecilik yaldızıdır. Hepimiz görünüşte medeni fakat içimizden bir türlü değişmeyen yaratılışımızın esiri insanlarız. Bugüne kadar gelen filozoflar, felsefeler, türlü türlü terbiye metotlarıyla neye muvaffak oldulara, ortadan kaç hırsız, kaç katil, kaç zina yapan eksildi. Çünkü fiilde samimilik yok. Hükümetler görünüşte ne biçim alırlar, sağsınlar insanlara hala efendisine gelir sağlamak için yetiştirilen zavallı bir ayı terbiyesi veriliyor. İşte onun için insanı da hayvanı da kendi ilkel vahşiliğindeyken severim ben. Çünkü Yaratılışlarına hile katılmayanlar ancak onlardır. İnsanın tabi hali terbiyesizliğidir. Bize ayıplar, bize gülerler, bizi kanuna çarptırırlar ve hep böyle sonuna kadar bu tip korkularla terbiyeli görünüyoruz. Bu sosyal endişeleri kaldırınız, hepimizin nasıl ağrısız, hayasız, hırsız, vicdansız olduğumuz derhal meydana çıkar. Falcı olmaya hacet yok beyefendi. Kocamın gönlünü size açık bir kitap gibi okuyabilirim. O şimdi benden taze, benden güzel bir kadın almak ister. Fakat bir takım zorunluluklarla bu arzusunu gizli tutmaya uğraşır. Ben de böylece onun bu saklı hıyanetini aynı sinsi hisle öderim. Ferdi Bey, sen de karına karşı böylesin. Adalet de sana karşı aynı kalbi taşır. Ben de size bu gerçekleri bu kadar açık söyleyemezdim ama biraz başımı döndürdü. Terbiye hissimi zayıflattı, ataklaştım. Korkmayın terbiyeli insanlar, biraz daha ileri varacağım. Şimdi diyelim ki mesela şu karşıdaki efendinin cüzdanında beş bin lira var. Bende beş paralar yok. Tutulmamak şartıyla ben bu parayı aşırmak isterim. Bu hırsızlığımı hafifletmek için birçok mazeretler de bulabilirim. Böyle şeylerde insan yalnız kardeşlerini aldatmaz, kendi kendini de kandırabilir. Bir lokma ekmek için alemin kıvrandığı böyle bir kıtlık zamanında o herif de o önemli miktarda parayı toplumdan kim bilir nasıl çalmıştır. İşte terbiyeli insan budur efendim. Siz bu gerçekleri kabul etmezseniz benden çok iki yüzlü olduğunuzu ispattan başka bir şey yapmış olmazsınız. E, fakat hemşire hanım biz buraya böyle garip meseleler çözmeye değil, eğlenmeye geldik. Adalet Hanım dedi ki, kardeşciğim biz erkeklerle baş edemeyiz, onların bize karşı bin bir hakları, kuvvetleri, silahları var. Biriyle yenilirlerse ötekini kullanırlar bunlar dedi. Bahriye Hanım cevap verdi. Bizimkiler takdir edilmedikten sonra ben onların hiçbir haklarını tanımıyorum. Bu zamana kadar erkek kadına karşı sopa kullanırdı. Biz bugün onların karşısına yalnız mantık ve adalet silahıyla çıkıyoruz. Kadın nazik vücuduyla gerine gerine bir tek kişinin keyfine göre yönetilme kabuğunu yırtıyor. Bugün erkeğin baskısı reddediliyor. Kadının hakkı da teslim ediliyor. Yaşadığımız yüzyıl bizden yanadır kardeşim. Ama he, haniye biralar gelmedi? Ben istedikçe siz garsona tersini mi işaret ediyorsunuz? Şehri Bey biraz süklüm püklüm. Bahriyeciğim üzülüyorsun. Bırak şu sözleri. He, eğlenelim. Yaşadığımız yüzyıl sana bana zahmet vermeden bütün bu meseleleri çözümlüyor. Bir ay içiyorum engelliyorsunuz, şarkı söylüyorum engelliyorsunuz, mantığımı engelliyorsunuz. Baskınızla beni boğacaksınız ayol. Hür olmak isteyen kadın erkekten kaçmalıdır ha. Şehri Bey dedi ki, Elmasçığım, hafiften okudunuz tamam ses çıkarmadık ama böyle bir meyhanede bir sarhoş gibi aykırmak senin hanımlığına, bizim efendiliğimize yaraşır mı? vahşiliği uygarlığa üstün ve bütün sözlerimi sahte bir terbiyeden doğan iki yüzlülükler sayabilirsin fakat bizim de şu toplum içinde bir yerimiz, bir seviyemiz var onun. Hasiyetimizi korumak zorundayız. Kadının hür olmasını isterim ben. Ama bir çingene karası gibi sokak ortasında türkü çığırıp göbek atacak kadar değil. Şehri, benim sözlerime sen böyle ulu orta karşı çıkamazdın. Bu cüreti Ferdi Bey'den mi aldın? Zamanı gelince bunun acısını çıkarırım ben senden. Yalnız şimdi mantığınızın mantığım karşısında ne kadar cılız kaldığını bir daha ispat etmek isterim. Ben bu birayı susmak için içmedim. Beni dinlemeye mecbursunuz, tamam mı? Ferdi Bey zekanıza hayranız dedi. Şimdiki hayata uygulanmasalar da sözlerinizi zevkle dinliyoruz. Buyurunuz. Bahri Hanım yeni gelen bir adam neşesini tazeledikten sonra devam etti karın doyurmak için sokakta makamla göbek katan çingene karısının bu pek tabii hareketini çirkin görüyor ve beni bundan sakındırmaya çalışıyorsunuz siz. Bu yaldızlı hapınızı ne birayla ne limonatayla ne şerbetle hiçbir şeyle yutamam ben. Türk kızları müzik ve şan öğrenmeye Avrupa'ya gidiyorlar. Az zaman sonra bu sanat o kadar ucuzlayacak ki sokak ortalarında mandolinleri, gitarları, boyunlarını asılı, kemanları, koltuklarında gruplar göreceksiniz. Bunlar nafakalarını toplamak için her kahveye, gazinoya, meyhaneye girip çıkacaklar. Türk kızı pek adi barlarda, önü sarhoş dolu pis sahnelerde göbek atacak. Arada bir kulüse girerek piçini emzirip yine çıkacak. Eğer bu hal bu millet için büyük bir alçalış, bir felaketse, sen bugün niçin yalnız karını düşünüyorsun? Ve adam soyunu senden sonraki kuşakları düşünsene sensiz bensiz kalacak kızımızın yarın o sahneye ineceği ihtimalini niçin aklına getirmiyorsun? Beyefendiler, her şeye izin var fakat yaşadığımız yüzyılın içinde bulunduğumuz zamanın eğitimine uymak şartıyla. Ninelerimiz, büyük annelerimiz hamama, şimdiki hanımların baloya gittikleri kıyafetten daha kapalı girerlerdi. Ben şimdi yarı vücuduma kadar soyunarak pudralara, lavantalara bulandıktan sonra üç dört yüz liraya çıkan püften bir elbise içinde, kocamın gözleri önünde, başka bir erkeğin kolları arasına atılıp, elektrik ışıklarının pırıltıları altında baygın bakışlarla fırıl fırıl dönersem, karşı koyma şöyle dursun, medeni ağızların takdirlerini kazanacak yüksek bir marifet göstermiş olurum. Burada şarkı söylemekle, Orada bir piyanonun önünde çırılçıplak haykırmanın veya çapkınlığını giydiği fırakın medeniyeliğiyle örten arzulu bir delikanlının soluklarıyla tütsülenerek dans etmenin farkını sizden sorarım. Bu söyleminden sonra Bahriye Hanım birkaç defa dilini çıkararak ekledi. İşte ben alemi böyle eleştirir böyle zeklenirim tamam mı? Bu sırada Gazina'ya bir Türk aile daha geldi. İki kadınla İki erkek. Bahriye Hanım birdenbire öfkeli bir tavır alarak kocasına ''Gördün mü?'' ''Evet.'' ''Tanıldın ya?'' Ee, ''Evet, şüphesiz.'' ''Meliha ile kocası, küçük kız kardeşi ile eniştesi.'' Ha evet ta kendileri.'' ''Fakat biz buradayken onların üzerimize gelişlerini ben sırf rastlantıya veremeyeceğim.'' Ee, ''Ya neye bağlayacaksın hanım?'' İşin içinde bir danışıklık dönüşüklük olduğuna, kötü sanma duygusuna bu kadar yenilme Bahriye, bu hal rastlantıların en sadesi. Karşıki aileden dört el bu tarafa selam verdi. Bu yandan yalnız üç el karşılık verdi. Bahriye Hanım selama katılmadıktan başka pek açık bir kırgınlıkla sarardı, somurttu, nemrutlaştı. Sinirli bir titremeyle sarsıla sarsıla kocasına, ''Sen niçin selamlarını aldın he?'' dedi. Yahu verilen selamı almamak. Evet almamalıydı. Almayacaktın. Ya bu kadar terbiyesiz olmama nasıl tahammül edecektin? Bu gerekli hem de çok gerekli terbiyesizliğine memnunlukla tahammül ederdim. Fakat şimdi bu gereksiz terbiyene katlanamayacağım anlıyor musun beyefendi? Katlanamayacağım. Yahu aman Bahriyeciğim ya lütfen kendine gel. Ben kendimdeyim. Bir yere gitmedim. Bağırmaya, bağırma, rica ederim. Ben bu meyhaneye ile konuşmak için gelmedim. Bağırırım, bağırırım, canımın istediği perdeden konuşurum. Herkesin gözü bize dikildi bak. Yeni gelenler de şaşkın bakışlarla bizi dinliyorlar. Dinlesinler ayol. Ben zaten onlar işitsin diye bağırıyorum. O meleha olacakları varmaya can atıp da varamadığı bir erkeğin arkasından neye dolaşıyor? Hava değişimi için İstanbul'un bu kadar güzel köyleri varken Lolos'un sahile yığdığı süprüntülerle, döküntülerle, bostan fışkılarının arasında cayır cayır yanan bu köye niçin geliyorlar? Hep senin için. Hep senin için. Bu çok açık seçik bir şey. Kimi aldatacak ha? Beni mi, seni mi, yanındaki kocasını mı ha? Ferdi Bey utançlı ve telaşlı ellerini oğuşturarak, hanımefendi şimdi güzel güzel eğlenirken Bahri Hanım kısık bir kahkayla <laughs> ''Durunuz bakalım daha içeceğim, eğleneceğim. Eczacının gramofonunu getirtip şu gazinonun ortasında kocamla foxtrot oynayacağım. Heh. Karşıdan o karı çatlasın patlasın.'' Ferdi şehrinin kulağına ''Karınız deminden egzantrik fakat adeta filozofça fikirler saçıyordu. Vallahi azizim şimdi sapıttı.'' dedi. Şehri Bey aynı ihtiyatla Ferdi'nin kulağına ''Karım öyledir şimdi bir filozof gibi konuşurken beş dakika sonra yaptığını dediğini bilmez bir çocuk kesilir. Aman avutmaya uğraşalım bir rezalet çıkmasın.'' Bahriye Hanım birasını doldurdu. ''Fiskos istemem, istemem. Lakırdınızı kimden gizliyorsunuz siz? İçimizde bir yabancı varsa söyleyin. Burası parlamento mu? Gizli müzakere olmaz.'' Ferdi Bey İyi bir meze seçmek için görüşüyorduk dedi. Ben mezenin iyisinde kötüsünde değilim. İçki bol bol olmalı o kadar. Şehri Bey karısına mideni bozmamak şartıyla istediğin kadar karıcım dedi. Ben şart tanımam. Arzularımı yerine getirmede ölçüye tartıya kimsenin emrine tabi olamam ben. İçki yasağını çıkaranları vatana hıyanet suçuyla suçlarım. Önlerine biraları, mezeleri dizdirterek içkiye başlamış olan karşıdaki Melia Hanım partisinden kahkahalar koptu. Bahriye Hanım ufak bir yalpayla ayağa kalkarak, ''Melia Hanım, sözüm hoşunuza mı gitti?'' dedi. Melia Hanım, ''Pek'' dedi. ''Bak, kocamın arkasından dolaştığına iyi etmiyorsun. Kim dolaşıyor senin kocanın arkasından?'' ''Sürtük, sen.'' ''Fakat aldanıyorsun çünkü senin kocan benim daha çok hoşuma gitti. İstersen tramp edelim ha, sen de benimkinden arzunu al.'' Şehri Bey tutmak için karısının eteğinden çekerek, ''Bahriye, oho Bahriye, ayıptır ya, ne dediğini bilmiyorsun.'' ''Ha, ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Sözlerimi beğenmedin galiba. Ne var, kıskanıyor musun?'' ''Yalan değil, kalbimi söylüyorum. Onun kocası senden çok hoşuma gitti.'' Melia senin için, sen Melia için böyle gizli gizli sararıp solacağınıza iş açığa vurulsun be. Karşıki beyefendi de aşifte karısının ne mal olduğunu öğrensin de hesabı ona göre yürütsün. Bu rezalet ancak trampa usulüyle örtülebilir. Karşıdan Melia'nın bira şişesinin dibini şiddetle trink trink mermere vurarak ''Garson, bira getir, şu karşıdaki edepsiz karıyla galiba bugün düello edeceğiz.'' dedi. Bahriye cevap verdi. Edepsiz sensin, şıllık. Melia, şuraya geldik dedi, seni bir hanım sanarak selam verdik. Terbiyesiz, selamımı almadın. Kaltak, sen selamı bana vermedin, kocama verdin. O kocan değil, koçan, mutsuz adam. Gözünün önünde karısının başka bir erkeği tercih ettiğini işitiyor da ses çıkarmıyor, çıkaramıyor. Kılıbık herif. Ya seninki? karısının başka bir erkeğe sevdalı olduğunu biliyor. Meyhane meyhane bu zamparanın arkasından dolaşıyor da ağız açamıyor. Boynuzlu geyik. İki tarafın erkekleri karşıdan karşıya gittikçe parlayan hanımları susturmaya, yatıştırmaya uğraşırlar. Melih Hanım kendisinden yavaşlık rica eden kocasının göğsünden iterek düşmana bağırır. Evet öyle, işte tıpkı dediğin gibi. Kocam başka bir erkeği sevdiğimi biliyor da ses çıkaramıyor. İkisi de bana tutkun. İkisinin de ruhlarına hakimim. Sen ne yapacaksın bakayım? Bahriye Hanım fırtınalı tüten bir duman gibi eğrile bürüle yerinden fırlayarak parasız orospu dedi. Kunturatlı orospu. Bahriye Hanım bir şişesinin başından kavrayınca dişlerini sıkarak sinirlerinin bütün kabarmasıyla Melia'nın başına fırlattı. Fakat mermi hedeften sapmakla karşıki camı şangır şungur yere indirdi. Düşman tarafından aynı gülleyle karşılık geldi. Hanımlar zaten pek fena nişancıyken içkiyle de iradelerini kaybetmiş oldukları için Allah korur kafa göz yarılmaz ama gazinoda da sağlam cam az kalır. Erkekler saldırganların bileklerinden yakalayarak onları bütün şiddetleriyle kızgınlıklarının coşkunluğuna kapılmaktan alıkoymaya uğraşırlarken, patlayan camların saçılan saçıntılarıyla kör olmak tehlikesinde kalan ihtiyar sarhoş demlendiği köşeden feryada başlar. Ya bu parasız aşağı önceleri hoşuma gittiydi. Çünkü şimdiye kadar böylesine tuhaf ve naturalini seyretmemiştim zavallı bizim darül katayipçilerimiz ne kadar samimilikten uzak ve sahtesiniz bir bilseniz, hala Louis'in adını Leyla koyarak Türk sanat tarlasına yabancı tohumu dikmek illetinden kurtulamadınız. Adaptasyon anladık. Fakat frengin nesini önce kendinize sonra bize başarıyla uydurabildiniz ha? Söyleyiniz pipolarını dudaklarının köşesine sıkıştırıp eller cepte acayip salınışla kafa tutarak sokaklarda artist çakası satan temsilcilerimiz koyu koyu makyajla Avrupa'nın en ünlü sanatçılarına yetişebilecekleri kuruntusuna düşen falso mimikli, çatlak sesli, cırlak aktristlerimiz dünyanın bu en ünlü sanatçılarının oynadıklarını burada tekrar etmekle ne kadar cansız, çekicilikten uzak sönük birer taklitçi kaldığınızı ve sonuna kadar da böyle kalacağınızı anlayabildiğiniz gün bize yüzyıllardan beri açılmayan sanat kapısının anahtar deliğinden ötesini biraz görmüş olursunuz. Yahu siz kendi memleketimizin güneşi altında gelişmiş duygu, gelenek, görünek, ahlak çiçeklerimizden toplamış esaslar üzerine kendi milli temsil yeteneğinize göre yazılmış yerli eserleri oynamakla burada bir temaşa sanatı yaratabilirsiniz. Ya yani yoksa Frenk'in kendisi için yazdığı bir oyunun kafasını yarıp gözünü çıkarıp Türkçe'ye uydurmaya uğraşmakla değil ha? Fransız artistleri yüzlerini boyamakla sahnede ne kadar arab olabiliyorlarsa siz de ruhları bize daima yabancı kalarak döndürülmüş bir eserde işte o kadar başarılı olabilirsiniz. Frenk derisine bürünerek sinirleri hep uğruhla depreşen doğunun tiyatro yaratıcıları sanat aramak için kuzeyin buzlu bölgelerine kadar yorulup titremenin ne gereği var? Burada et yemez de Aksaray'da Fatih'te çapada bir dolaş. Halka benzemeyen tuvaletinizi kostümünüzü çalımla göstermek için değil, görmek için gezintiler yapın yerli hayatın sızdığı kovuklar kadar alçak gönüllülük edip eğilin. Orlarda hayat yok mu diyeceksiniz ha? Orlarda hayat yok mu efendiler? Tiyatronuzu, gişenizi kapatın. Çünkü kimi kimi oynayacaksınız. Çünkü artık Türk, Şişli'nin, büyük adanın kendine hiç benzemeyen kozmopolit ailelerini sahnede seyretmekten usandı. Bu sanat aynasında kendini göstermek istiyor. Frenk'in en güzel eserlerine tuluvat karıştırarak maskaralık seyrine alışmış halkımıza bu zevkinde büsbütün özlem çeker durumda bırakmamak için kara göz tekerlemelerini andıran şaklabanlıklarla adapte edilmiş piyeslerinize seyircilerden alkış gördükçe hiç gururlanmayın. Çünkü bugün sizden boşalan halkın hiç olmazsa yarısı yarın aynı değerlendirmeyle tanınmış komiklerin önünde avuç patlatacağını düşününüz. Buradan Ankara'ya daha gidiniz. Seviye inip bilgisizlik yoğunlaştıkça kadın erkek boyalı ve sakallı tıraşları suratlarınızın tuhaflığına bayıla bayıla güleceklerin sayıları çoğalır. Bilmez misiniz çocuk tabiatlı bu saf seyirciler kırmızı mintanlı sivri külahlı maymun sanatçılığına ne kadar beğenilerle gülerler. Batıdan doğuya içini dışına çevirerek yerleştirmeye uğraştığınız piyesler kaskatı gavuroğlu gavur kalıyor. Arada sizin kalemleriniz din değiştiriyor ha. Günden güne kendi toplumunuzun özelliklerinden, karakterinden ayrılarak Türkten büsbütün başka, Frank'ten çok adi bir şey oluyorsunuz ya. Zamanın esen kuvvetli akımlarına uyarak adi sellerin sürüp götürdüğü taşlar gibi toplanan edebi heyet üyeleri hiç de edebi olmayan yönetim kurulu dört işlemden toplama ve bölmeyle uğraşıyor. Ve sonra bir remedet yar bana bir eğlence. Tiyatroya karşı kalbimde bir parçacık muhabbet ve kalpağının altında onu değerlendirmeye yetecek zeka ve kültür taşır bir belediye başkanının gökten inmesi duasına çıkılmak gerekiyor. Her yokluktan çok ilim ve edebiyat vadisi çoraklaşan bu zavallı kavruk memlekete Allah'ın göklerinden mevsim mevsim milyonlarla çekirge düşer de zamanın gereğine değil gerçek ihtiyaçlarına hizmet eden dimaları dengeli ve güçlerini söylevlerinden çok yaptığı işlerle ispat eden büyük memurlar inmez. Bak şüphesiz bu da kendi kusur ve günahlarımızdan. Saroş ihtiyar bir Konyak konya, karne bulursa çekildiği köşede atıştırarak, yalnız Darül Kataife, Esafrullah, Darül Bedaiye değil, İstanbul'un en yüksek fikir ve sanat kurullarına baldırı çıplak imrendirecek bir dil açıklığıyla kantarlı yatarken, öte yandan Bahriye ve Melia Hanım Savaşı, Şişe mermiler verişmesine kadar şiddetlenip de bu şarapnellerin serpintileri sarhoşun başından aşağı yağmaya başlayınca bu hanım kavgası haline aldı. Gürültü büyüdü. Herkes kafasını gözünü korumak derdine düştü. Bu elenti nihayet polisin işe karışması sonucunu verdi. Zaten alargadan fırtınayı bekleyen gözcü gibi gürültünün gidişini izleyen zabıta memuru içeri girdi. Şişe, bardak, kadeh gibi havada dönen camdan mermilerin arasından ilerledi. Şimdiki davalarda adaletin çabuk ortaya çıkmasına pek güveni olmayan apostol, bu kadar ziyanı nereden çıkaracağı endişesiyle kırık camlara, kızgın hanımlara, arada bir polisin suratına ümitsiz, üzgün, şaşkın ve yalvaran bakışlarla bakarak ortada dolaşıyordu. Zabıta memuru hanımların, beylerin kimliklerini sorup araştırdıktan sonra görevine başladı. Bahriye Hanım elinde boş bir bira şişesi ve yalpası fazla bir davranışla kelimelerin yarısını çiğneyerek söze atıldı. Polis efendi vazifeni bilmiyorsun. Polis hanım sus dedi ben vazifemi bilirim. Bilmiyorsun. Kadın evde, sokakta, tramvayda, vapurda, trende, her yerde ama her yerde serbesttir. İhtiyar sarhoş köşesinden, vay anasını be dedi. Kadının serbest olmadığı yer neresi kaldı he? Önceleri kadın hiçbir yerde serbest değildi. Şimdi her kayıttan birdenbire boşanı verdi. Kadının silkip battığı kösteklerin bir kısmı şimdi erkeklere takılacak. Çünkü aile vazifelerinin bir takımı açıkta kalamaz. Bunu erkek tanımaz, kadın tanımazsa sonra halimiz ne olacak? Ya başkaldıran tarafa haddini bildirmeli yahut ki yükün altına girmeli. Kanun her memleketten taşan kan selleriyle ıslandı. Nemden hoşlanmayan tırtıllar gibi büzüldü. Gücü gücü yetene çağını yaşıyoruz. Kuvvet kimdeyse hakim o. Eski toplu kuvvetler derebeylikleri biçiminde parçalandı. Dünyanın yuvarlandığı uçurum her zamandan çok bugün dehşet verici. Kanunu, dini, ahlakı, gelenek ve görenekleri yardıma çağıranlar zayıflardır. Hakimlere cübbe, silindir, başlık giydirmek maksada yetmez. Bununla iş bitmez. Hak yumruğundur. Bu gereği turşucu Cemal Efendi çok kalabalık bir halk önünde ispat etti. Ey <laughs> gözünü sevdiğimin kahramanı Beyazıt merkezini turşuya çevirdiğinde. Bir on gazete sütunundan seksen parlak söylevden daha etkili olduğunu gösterdi. Zaman atletizm yüzyıldır. Okullardan bütün dersleri kaldırmalı. Programa yalnız bu marifeti koymalı. Yumruğunu tükürükle hemen yapıştır. Korkma dünya En çok göz patlatan kafa çıkaranın dünya. Tırşıcı pehlivan. Olimpiyata giden gençlerden çok Türklerin yüzlerini arttın. Cumhuriyet devrinde dayak olur mu dedim. Bu sözün İstanbul'un ufuklarında bin bir yankı yaptı. Herkes ümitle kulaklarını bu yankılara çevirdi. Mevuslar Meclisi, Baro, Mahkeme, Konferans Salonlarında bundan sonra geçerli olan yumruk. Emin ol ilk seçimlerde İstanbul'un bütün çakır keyifleri seni mebus çıkaracaklar. Abdülhamit devrinde geleydin silah başı olurdun. Cumhuriyette değerini ölçemeyecek kadar kıymet bilmez değil. Herhangi bir polis merkezine yirmi tane lapacı adamlar doldurmadansa Zal olur istem gibi tek başına senin kapının önüne dikmek yeter be. Asayişe kuvvet, kalplere güven gelir ha. Fakat her şey bir yana. Kadının kızgınlığı, dimağının kıyaslamayla olan hafifliği münasebetiyle erkeklerinkinden çok yaman olur ha. Bu latif cinsin için savaş cephelerine göndermemeli. Ha? Gerçi peki nişancı değiller ama bütün erkek işlerinde Allah vergisi iddiasında bulunmuyorlar mı? savaş vendinin için öğrenmesinler. Kadın ninelerimiz toplu yine çıkarırlardı. Şimdikiler içki şişesi fırlatıyorlar ha? İşte dev adımıyla ilerleme diye buna derler. Sarhoş'un bu saçma sapan sözlerini dinleyen yoktu. Bütün kulaklar polisle Bahriye Hanım'ın arasında açılan konuşmaya verilmişti. Bahriye Hanım Anlamıyor musun polis efendi kadın erkeğin arkadaşıdır tasmalı koyunu değil anlamıyor musun bütün hareketlerinde onun kadar ve hatta daha fazla serbesttir kadın Polis Hanım sarhoş olmak yasaktır dedi şişeyle cam kırmak kafa yarmaktaysa kimse serbest değildir ne erkek ne kadın Biliyorum biliyorum tüzüğü bana okuma Uygulamak için o satırlarda sağlam bir kulp bulmak da kimsenin harcı değil. Polis, ben olayı rapor etmek zorundayım dedi. Şehri Bey, ortada bir davacı yokken efendim niçin rapora kalkışıyorsunuz diye sordu. Meyhaneci apostol telaşla atıldı. E davacı ben. Camları kırılmış, siseler, kadehler beraber. Ben bu paraları kimden alazayım? Bu nizamname içeride koymalı ki erkek ne kadar istiyor içsin fakat tikkarı içmek yasak. Ne vakit içki üzerinde nizam yapılacak çağırmalım mecliste beş on mehaneci. Bu iş üzerinde onlar biliyorlar efendilerinden çok ziyade. Polis sus dedi fazla lakırdı karıştırma ziyanını söyle işte o kadar. Mehaneci ağlar gibi bir ses ve suratla kırılan camları göstererek Deka K ikosi trianda K ikosi peninda. Polis, Rumca dille dava yasak Türkçe söyle dedi. Meyhaneci dedi ki, ne vakit sabuk sabuk hesapla Rumca söyleyeceğim. Polis, yalnız seni söylemen olmaz, daha muslu bir değer biçici bulalım. Ziyanını yaklaşık olarak ona hesaplatacağız. Meyhaneci dedi ki, bu namuslu değer bitseni nerede bulacağız, bu adam namusu ne kadar büyük olursa o kadar çok para isteyesek. Polis, olayı çıkaran, olayın çıkmasına sebep olan hangi taraf, ilk şişeyi kim attı diye sordu. Melih Hanım, Bahriye'yi göstererek, işte bu karet dedi. Bahriye Hanım, elindeki şişeyle bir dalga gibi ine çıka düşmanını nişanlamaya uğraşarak, olaya sebep olan ayartmak için gece gündüz kocamın arkasından gezen şu karşıdaki kaltak dedi. Melih Hanım, kocasının yanında kocamı aşkımı ilan eden apaşkarı dedi. Polisin gözü önünde iskemle, tabak, çatal, kaşık, şişe, bardak, çeşitli cinsten mermiler karşıdan karşıya yağmaya başladı tekrar. Hanımların ellerini ağızlarını tutmak zorunda kalana kadar iş alevlendi. Her iki düşman boğuk ve sarhoşça seslerle kadın serbesttir davasını haykırmaktalarken soruşturmayı yapan polis Şehri Bey karısı Bahriye ve Nebil Bey karısı Meliha Hanımlar Apostol'ün meyhanesinde sarhoş olarak aralarında meydana gelen bir kıskançlık yüzünden birbirine sövüp saymaya ve dövmeye kalkışıp ve içki şişeleriyle meyhanenin camlarını kırmalarıyla gibi bir rapor hazırladı. Koltukta meyhaneden dışarı götürülürken Bahriye Hanım rakibesine ve polise birkaç defa dilini çıkardıktan sonra ''Şimdi eve gidince önce birkaç kade rakı, sonra koca karıya güzel bir sopa. Ha, kahrolsun kaynalılar. Yaşasın içki içmek.'' diyordu. <Sessizlik>